Herkese selam, ben Numan. Bugün Roblox'ta güzel bir haberle karşınızdayım. Biliyorsunuz Roblox'u bu aralar bayağı bir update gelmeye başladı. İşte ne bileyim, benim en çok karşılaştığım yeniliklerden birisi alt F4 atmaya çalıştığım zaman böyle bir ekran geliyor artık. Aslında buradaki amaç da Roblox'u bilgisayarıma indirmemi istiyor. Yani normalde biliyorsunuz çoğunuz Google'dan falan giriyor ama bu olarak arkadaşlar Roblox çok fazla değişiyor ve mesela işte gitmişler Roblox'un bir uygulamasını değiştirmişler. Normalde yine bu uygulama vardı bilgisayarda ama bu kadar çok kullanılmıyordu. Ya da ne bileyim farklı farklı bir sürü arayüz değişikliğine gidiyorlar. Ama çoğunlukla bu update'ler bizim için çok önemli olmuyor. Çünkü gerçekten boş şeyler, ufak ufak değişiklikler olmasa da olur diyeceğimiz şeyler. Ama bu update ile gerçekten çoğumuzun işine yarayacak hoş bir update geldiğini söyleyebiliriz uzun zaman sonra. O zaman hızlıca bir Roblox'un ana sayfasına gidelim bakalım. Şöyle bir Roblox'un ana sayfasına geldiğimiz zaman görürüz be abi, garip garip eventler geliyor. Yani Roblox hiçbir alakası olmuyor. Walmart Land adında bir event gelmiş. Gerçekten böyle alakasız update'ler de geliyor ama sonunda, yani yıllar oldu herhalde ya. Gerçekten böyle güzel bir update yiyebilmemiz için yıllar geçmiş olabilir. Gerçekten bilmiyorum. En son gelen güzel update neydi? Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Şimdi abi biz en iyisi bugünkü konumuza gidelim. İlk önce yapmamız gereken şey Avatar Shop'a girmek olacak. Ondan sonra sol taraftaki kategori kısmından kafaları seçiyoruz. Bir kere tıkladıktan sonra bir kez daha kafalara tıklayacağız. İki kez tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Roblox'a yine gelen animasyonlu kafalar artık burada. Toplam 3 tane yine kafa eklendi oyuna. Hızlıca o zaman bunları bir inceleyelim bakalım. İlk kafamız böyle çok düz bir şey, yani gerçekten bayağı dümdüz. Göz ve ağız var minnacık ama bunlar şu anki hali olmayacak oyunda. Bunlar animasyonlu bir şekilde göz kırpıyor, ağzını büküyor, mutsuz oluyor falan filan. Gerçekten çok fazla animasyonları var bunların. İkinci kafamız herkesin bildiği Man Face'in animasyonlu hali. Üçüncü kafamız işte bir kız karakter. İşte ne bileyim ruju falan var. Daha büyük gözleri var bunun. Bunlardan farklı olarak abi gördüğünüz gibi aşağıda başka eşyalar da var ama bunlar daha Roblox'a çıkmadı. Hemen bunlara da bir bakalım isterseniz. Mesela gördüğünüz gibi biraz daha farklı kaşları olan farklı bir karakter var burada. Ama çok fazla bunlara bakamıyoruz. Yani etrafta 3 boyutlu bir şeyle görünmüyor bunlar. Ondan sonra abi burada gözü bir kaş var. Bildiğin oyuna kaş eklenecekmiş. Yani gerçekten çok garip şeyler geliyor oyuna. Ve ne bileyim böyle çok garip bir kızgın abi suratı da var ama bunlar daha satışta değil. O zaman şimdi bu eşyaları alabildiğimiz kadar alalım ve bakalım oyundan nasıl gözüküyorlarmış. Gerçekten çok merak ettim ben de. Tabii ki de bu arada bunlar bedava. Yani istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bunlara herhangi bir para vermenize gerek yok. Bir de bunu paralı yapsalardı zaten büyük ihtimalle bayağı bir kötü şeyler olacaktır Roblox için. Hemen şu 3'ünü de alıyorum hızlıca. Ondan sonra yavaş yavaş deneyeceğiz. Ve tamamdır abi, tüm kafalarımızı aldık. Hatta niyesi aynı kafadan 2 tane almışım olarak gözüküyor. Sebebini bilmiyorum. Şimdi ben üstümdeki aksesuarları falan çıkaracağım çünkü çok fazla şey var. Bunların üstüne zaten taksam hiçbir şey gözükmeyecek bile. Şimdi abi ilk önce muzumuzu çıkartalım. Deve kafasını çıkartalım. Gözü çıkartalım ve sanırsam başka bir şey çıkartmamıza gerek yok. Karakterimiz şu an şöyle gözüküyor. Şu an gözüküyor. Bir tane kafa takılı ve bir tane de yüz takılı. Şimdi gidip en basit çıkan animasyonu kafaya takıyorum ve bakalım abi. He bak şimdi. Bu kafa gitti. Ama benim taktığım kedili kafa da gözükmüyor şu an. Tamamdır, biz yine de bunu çıkartalım. Şimdi oyuna gireceğiz ve bakalım bu animasyonlar neymiş. Burada gerçekten çok sade gözüküyor. Hatta şuradan da birazcık göstereyim abi oyuna girmeden. Yani dümdüz kafacık yani. Hemen şöyle bir reset çekiyorum. Muzumuz, cartımız, curtumuz, her şeyimiz gidiyor. Ve abi dur. Abi çok garip gözüküyor. Bak yüzümüzün nedense böyle birazcık yamuklukları var ve gördüğünüz gibi sürekli göz kırpıyoruz. Ama anlamadığım şey şu abi. Aa dur, içeriden de gözüküyormuş da dur. Ona sonra bakacağım. Bak fark ettiniz mi? Böyle bildiğin yüzümüz kırış kırış. Yani yaşlı mıyız abi biz? Sanarsın yaşlanmışız da böyle yüzümüz kırış kırış olmuş tipe bak. Arada bir ağzımızı açıyor muyuz yoksa sanırsam sadece şu anki animasyonla abi gülüşüyormuşuz. Daha doğrusu göz kırpıyoruz. Böyle bir hızlanıyor bazen, bazen yavaş yavaş kırpıyor. Tamamen random. Benim bildiğim kadarıyla bunlar abi animasyonlar birlikte değişiyor. Mesela şu an mutluluk emojisi oldu. Böyle ağzı böyle şey oldu. Mutlu oldu işte. Tatlış gözüküyor. Başka animasyonlar deneyelim abi. Bunlar, aa bak kafası bak kafası açılıyor. Çok fazla görebiliyor musunuz bilmiyorum döndüğü için ama. Görüyor musunuz? Abi kafası böyle, kafası diyorum bu arada. Ağzı açılıyor. Dişleri böyle birazcık gözüküyor karakterin. Şunu denesem nasıl olur abi? Aha uyudu abi. Gerçekten tüm böyle animasyonları bunları uyarlamışlar mı ya? Baksana. Şu an mesela uyuma animasyonu yaptım ve karakterim şu an göz gibi uyuyor. Gözlerini kapattı abi. Mesela bunu yapalım. Bu ne? Bunun da mutlu oluyor abi. Aynen. Böyle yüzünü gülümsetiyor sadece sanırsam. Aynen değil mi? Bak daha fazla gülümsetiyor. Ona bildiğin kocaman gülümseme yaptı. Başka bir şey deneyeyim abi. Aa! Ağzını açtı. Tipe bak. Abi. Dilini gördü. Abi çok iyi. Şakası söylüyorum, burada çok güzel ama şu an tek beğenmediğim şey şu yüzündeki kırışıklıklar. Yani bildiğin şuralarda kırışıklıklar var. Neden var bilmiyorum ama onlar ayrıca gerçekten çok güzelmiş. Baksana abi ağzını açıyor. Çak tatlı gözüküyor. Dur birazcık uzaktan baksak. Abi gerçekten şey gibi gözükmüyor mu ya? Yani böyle oyun gerçekten kaliteleşmiş gibi gözüküyor ama maalesef bunları ben kendi karakterimde çok fazla kullanamayacağım. Çünkü kafama deve kafası, üstüne muz kafası, bilmem dört göz falan taktığım için çok fazla maalesef bunlar görünmüyor ama illaki çoğunuzun işine çok güzel yarayacaktır bunlar. Mesela böyle yaptığım zaman da böyle çok tatlısınız tipe bak. Başka ne varmış abi? Aa bak böyleyken çok daha iyi anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi dilleri var abi içinde. Bak şöyle baktığımız zaman aslında kafanızın
İçine kadar bir şeyler var aslında. İçi taraf birazcık siyah. Onun içinde de bir dilimiz var. Dilimizi uzaktan görebiliyoruz. Gerçekten hoş bir detay olmuş bu. Son birkaç tane eşyam kaldı. Mesela bu yumruklama var abi. Bunda çok bir şey değişmiyor abi sanırsan değil mi? Aynen normal full gülümsüyor. Ve sanırsam bu animasyonda başka bir şey kalmadı. Tabii ki başka farklı farklı animasyonlarda yine belki ne bileyim işte ağlama animasyonu var mıdır sanmasam da ama belki daha fazla ağzını açıyordur. Belki daha fazla üzülüyordur. Ama maalesef bendeki danslarda bunlar gözüküyormuş. Şimdi diğer kafamızı takalım hızlıca. Bu sefer de kız karakterine takacağım. En sonunda Memphis'i takacağım. Gerçekten çünkü Memphis yani bilmiyorum. Gerçekten nasıl olacak bilmiyorum ama Memphis büyük ihtimalle benim favorim olacak. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle Memphis kullanacağım gibime geliyor benim. Hemen şöyle takalım abi bunu. Ve nedense balığa benzedi. Abi benim karakter niye böyle oldu? Korkarak reset çekiyorum ve bakalım yeni karakterimiz nasılmış abi. Ve aha kaşlar yok. Abi göze bak. Kocaman. Şakasız söylerim gözüm kocaman. Ve kafam niye çok düz? Baksanız abi kafamın üstü çok fazla düz. Bence bilmiyorum ama bunlar çok da güzel doğru söylemez. Mesela işte üst tarafında birazcık gölge hatalar var ama genel olarak baktığımız zaman dur. Bak ufak ufak hatalar var gördünüz mü? Şuralarda mesela işte ara ara beyazlıklar geliyor. Nedense gözümüz titriyormuş gibi gözüküyor. Yine burada kocaman gözlerimiz var ve burada ek olarak abi çok fazla kaşımız da oynuyor gözüktüğü gibi. Şimdi o zaman hızlıca birazcık animasyon yapalım. Burada yine gülümseme animasyonu var. Çok farklı bir şey değil. Kafa döndürdüğümüz zaman yine ağzını açıyor ama çok fazla göremiyoruz. İleriki animasyonlarda bunu daha iyi bir şekilde göreceğiz zaten. Uyuma animasyonuna bakalım. Aa uyuduğumuz zaman 3 tane çizgi oluyor. Bu ne abi? Neden 2 tane kaşımız var? Bak bu normal kaş. Bu ne abi? Kirpik mi acaba? Galiba kirpik. Bilmiyorum. Şimdi başka bir animasyon deneyelim. Bunda böyle gözümüzü arada bir kısıyoruz. Garip bir şeyler oluyor. Heh, bu animasyonda çok daha fazla belli oluyor her şey. Bak ağzımız az önce büyüdü mü? Ne? Ağzım büyüdü abi. Bak iyi izleyin. Bak gördünüz mü? Ağzım bir büyüyor geri kapanıyor. Buradan da ağzımızın açılmış halini görebiliyoruz ama ufak buglar yine var tabii ki. Yeni gelmiş bir şey bu. Böyle mutlu mutlu takılabiliyoruz. Anlamadığım şey makyajımız niye böyle ve neden 3 tane kaşımız var? Daha doğrusu 2 tane kaşımız var ama bilmiyorum. Yani tasarlayan adam böyle tasarlamış. Çok da şey yapmak gerekmiyor. Heh, en iyi de ağız açık şekilde böyle gözüküyor. Göz gibi böyle dilli gözüküyor yani. Çok da bir fark yok. Sadece gözleri ve kaşları farklı bence. Bir de ruj mu? Oje mi? Galiba oje sürmüşler işte ağzına. Şöyle bir yumruk da atıralım buna. Tipe bak. Büyük ihtimalle bu kafalar çok daha fazlası eklenecektir hızlıca. Biliyorsunuz işte yeni abi Roblox'a şeyler eklenmişti. Üstümüze giyilebilir katman olan kıyafetler eklenmişti. Bir sürü bug falan çıkıyordu. Ve bence bunlar çok saçmalar. Gerçekten çok farklı böyle garip gruba karakterler yapabiliyorlardı ama bu ayarında olmuş gibi birazcık daha düzeltilmesi lazım tabii ki. İşte ne bileyim gözümüz titriyor işte arada bir böyle şeyler oluyor ama bunlar ilaki düzelir ya be. O zaman şimdi hızlıca son kafamız olan Memphis'e geçelim. Bakalım benim favorim nasıl olacakmış. Hazır mısınız abi? İşte geliyor abi ve reset çektiğimiz gibi hoba abi tipe bak. Tipe bak kaşlara bak kaşlarına kurban. Yine bunda birazcık gölge hatası var yalan olmasın. Gördüğünüz gibi kafasının alt tarafı böyle garip garip gölgelenmiş. Mesela alnımın ortası kömür mü kapladın? Abi ben kömürcü müyüm? Madende mi çalışıyorum bilmiyorum ama birazcık yüzüm kararmış. Yine buna göre bir kocaman kaşlarımız var. Sonra ince bir kaşımız daha var. Yani kaş değil sanırsam bu. Birazcık böyle yani bilmem ne olarak eklediler gerçekten bilmiyorum ama burada abi asıl Memphis'imizin olayı olan çene kaslarımız var. Ve çok yamuk bir ağzımız da var abi. Hızlı bir animasyonlara başlayalım bakalım. Ah çok da... Aa! Abi şeye bak! Kaşımıza bak zıplıyor kaşlar çok iyi. Bu neymiş abi? Döndürme animasyonu yine çok fazla belli olmasa da gerçekten korkuyor mu ya? Aynen ağzını böyle yarım yumulak açıyor. Uyduğumuz zaman yine her şeyimiz kapanıyor abi. Gözümüz mümümüz kapanıyor böyle. Kaşlarımız yavaş yavaş oynuyor. Gerçekten tatlı olmuş. Sonra şu yoga ritelini yaptığım zaman da böyle mutluş mutluş takılıyoruz. Bunda çok fazla bir ağız oynamıyormuş. Heh en sevdiğim animasyon ağzını açtı animasyon. Bu el sallama muhabbeti. Gözüme böyle aa bak kaşları şey oluyor abi böyle. Nasıl oluyor böyle çatıyor kaşını böyle şey yapıyor. Üçgen gibi yapıyor. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bir tane adam vardı onun kaşını yaptığı gibi yapıyor. Her şeyin ismini unuttum şu an ama siz anlamışsınızdır. Anlayanlar varsa yorumlara yazsın. Diğer de belki o zaman anlayabilir. Soldaki kaşını biraz daha fazla kaldırıyor. Hemen şöyle bir daha göstermek için gördünüz mü? Anlamışsınızdır umarım. Yani biraz daha farklı farklı böyle şeyler katmışlar kendileri. Ve ağzını açması da çok tatlış duruyor bunun. Bayağı bir büyük ağız olduğu için çünkü. Hemen şöyle bir şu animasyon yapalım. Bunda böyle tatlış tatlış. Mutlu mutlu takılıyor. Şuraya attığımız zaman da abi full ağız açık oluyor. Ve dişleri gözüküyor abi buradan gördüğü gibi. Çok iyi ya. Gerçekten güzel olmuş ya. Ya çoğunuzun büyük ihtimalle bu update çok işimize yarayacaktır. Bu arada sinirlendi mi bu ya? Bak saldırı yapıyor ya. Ağzı dümdüz oluyor. Sinirleniyor abi. Tipe bak. Ve şimdilik oyuna gelen tüm kafalar bu şekilde. Daha dediğim gibi bir sürü kafa eklenecek. Zaten mağazada gözüküyorlar ama satışta değiller Allah. Büyük ihtimal işte daha yeni yeni animasyonlarını düzeltiyorlardır falan. Çünkü baksanıza mesela buna da birazcık hata var. Arada bir işte beyazlıklar falan geliyor gözümüzde gördüğünüz gibi.
Ama bunlar illaki düzelir. Yani çok da büyük hatalar değil. Çünkü siz zaten başkasında bunları gördüğü zaman şu uzaklıktan göreceksiniz en yakın mesafe olarak. Şu an bence tek sorun abi gölgelerde. Gördüğünüz gibi kafamda bildiğin kömür tanecikleri var gibi ya. Gerçekten çok fazla karartı gözüküyor ama bunlar düzelir umarım. Bu arada hazır aklıma gelmişler. Şu an gördüğünüz gibi benim kendi oyunumda deniyorum. Bunun ismi biliyorsunuz ki Troll Lobby'ydi. Kendimiz yapmıştık bu oyunu. Bu oyunu bir aydır falan update getiremiyorum. Çünkü okul falan başladı ve bu oyuna gerçekten fikir bulmak vesaire olsun çok zor. Ve yapması haftalarca sürdüğü için çok fazla bir şey getiremiyorum ama eğer isterseniz bu oyuna da bir ay içinde falan belki update getirebilirim. Tamamen size kalmış ya da farklı fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz bir videonun devamı istiyorsanız yorum yaparak veya benim tutarak bana gösterebilirsiniz. Başka videolar anlatmak istiyorsanız da abone olup beğenmeyi unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.